Bize kimse kül yutturmaya kalkmasın. Biz bu kitabın müminleriyiz. Ve bu kitabın müminlerinin tarih önünde verdikleri, emperyalizme karşı verdikleri en büyük savaşı veren dedelerin çocuklarıyız. Benim dedem şehittir. Dedemin kardeşi de şehittir. Bir evden iki tane delikanlı. İkisi de gitmiş şehit olmuş. Ben emperyalizme uşaklık yapan herifleri mi dinleyeceğim yoksa şehit dedelerimin mirasını mı dinleyeceğim? Herkes kendine gelsin. Herkes kendine gelsin. Murat sevgili sormuş Twitter'dan. Kur'an'da eşinizi dövün diye ayet var, okudum. Ben bunu yapmak istemiyorum. Kur'an bir emirse ve kurallar varsa ben yapmazsam dinden çıkar mıyım? Yanlış okumuş. Nisa 34 açsın. Yani buradan okuyabilir. Başka kitaplarımdan okuyabilir. İslam nasıl yozlaştırıldığını kadın maddesinden okur. O ayette anlam saptırması yapılmıştır. Kadınların dövülmesine ilişkin bir emir yoktur orada. Evet. Onu biz okumadık mı? Hepimiz senelerce onu ona talim ettik. Sonra tetkiklerimizle anladık ki bize yutturulan yalanlardan biri de budur. Onu o zaman biraz açalım hocam. Yani o deminki izleyicimiz gibi şey yapan varsa, algılayan varsa o zaman, ki vardır. İslam nasıl yozlaştırıldıdan kadın maddesini açıp o kısmı okumamız lazım. Onu biz yapmıştık da. Onu yapmadık da öbür şeyi. Yaptık hocam. Kadın maddesini bul. Onu okuduk mu? Yani ayeti nasıl çıkardılar gerçek çizgisinden? Vallahi ben burada kadını bulduğumu ve okuduğumu hatırlıyorum da. Onu okuduk okumadım. Ama ne kadar yaptık şeyi onu bilmiyorum. Okudum. Adetli kadın ibadet edebilir mi? Oradaki şeytanlıkları okuduk. Nasıl numaralar çevirmişler. Ha. 214. Peki gene kadını açtık da onu okuduk. Bir dakika Sabahcığım yapma, çekirge. Çekirge Sultan. Orada alın ver, hocam. Ver ben bulayım sana. Dövülmesini veren yerleri. Bak şimdi. Siz onu bulurken bir soru sorayım mı? Yapabilir tabii, tabii, misiniz tabii. Aynı anda? Saygıdeğer hocam, caddelerde bereket ve karınca duaları satmaya çalışıyorlar. Bunları satın almak, duvara asmak doğru mu? Karınca beyinliler için olur. Ama gerçek bir Müslüman bunlara itibar etmez. Kocanın karısını dövme hakkının olduğunu iddia etmek. Yani hurafeler ve yalanlardan. İslam nasıl yozlaştırıldığının 223. maddesinden başlıyor. Kadın maddesinde o bölüm nereye kadar gidiyor biliyor musun? 228'e kadar. 5 sayfa. Ya. Ne matematik değil mi hocam? Şimdi 5 sayfa okuyamayız. Okuyamayız. Yani orada bir kelimeyi saptırdılar. Fadribu hunneyi, evden uzaklaştırma, bir süre ayrı yaşama anlamında peygamberimizin de uygulaması var Hazreti Ayşe meselesinde. Yani fiili sünnet, fiili sünnet, fiili sünnet, uydurmaları sünnet yaptılar hep. Fiili sünnet, peygamberin uygulaması bu ayeti uygulayarak açıklamış bize. Niye bunu gündeme getirmiyorsunuz? Hani Kur'an'ın en iyi müfessiri peygamberimizdi? Hesabınıza geldi mi öyle, gelmedi mi kim? Muaviye mi Kur'an'ın en iyi müfessiri? Yoksa Ebu Suud mu? Yoksa bir gibi mi? Yoksa bilmem ılımlı İslamcı bilmem kim mi? Niye hesabına gelmedi mi peygamberi görmezlikten geliyor? Peygamberimizin Nisa 34 ile ilgili fiili açık uygulaması var. Fiili sünnetle tefsir etmiş o ayeti. Bunu ben görmeyecek miyim birilerinin hatırı için? Görmüşüm işte. Tamam hocam, bir gördüğünüzü bize de anlatır mısınız? Nisa 34'te vur, döv anlamında kullandıkları kelime o anlamda değildir Kur'an'da. Ne anlamda? 30'a yakın anlamı var. Kur'an o anlamda hiç kullanmamıştır o kelimeyi. Ne anlamda kullanmış? Evden uzaklaştır. Peygamberimiz de bunu yapmıştır. Okuduk onu ya. Ne zaman okuduk? Okuduk. Yani buradan okumadık da bir yerden okumuş olabiliriz. Evet, evden uzaklaştır. Lütfen arkadaşlar,
İslam nasıl yozlaştırıldığının 223-228. Sayfalarının arasını okusunlar. Onları tatmin edecek bilgiler orada var, kaynaklar var. Ama kısaca Kur'an'da kocanın kadınını, eşini dövebileceğine ilişkin hiçbir beyine yoktur. Bu kadar. Nokta. Nokta.